Şehri Gündem programı olarak Şanlıurfa'da Birecik Belediyesi'ne konuk olduk ve yanımızda Birecik Belediye Başkanımız Avukat Faruk Pınarbaşı Bey var. Faruk Bey, bizlere Birecik Belediyesi'nin vermiş olduğu faaliyetlerden bahseder misiniz? Seçim alanlarına çıktığımızda halkımıza şunu söyledik. Dedik ki biz yapamayacağımız hiçbir şeyi size vaat etmiyoruz ve söylemiyoruz. Siyaseti sırf siyaset olsun diye yapmıyoruz. İnsanları kandırmak için boş vaatler vermek istemiyoruz. Yapacağımız neyse onu yapacağız. Siz bize güveniyorsunuz, biz size güveniyoruz. Ve bu şehri hakikaten karizmatik bir şehir haline getirmek istiyoruz. O tarihte vermiş olduğum ilk seçim dönemindeki sözlerim neydi? Fırat'ın önümüzden aktığını görüyorduk ama o Fırat'ın kenarı bir mezbeleydi. Hayat yoktu, parklar yoktu. O kadar geniş bir yeşil alana sahip olmak imkanı varken onların hiçbiri yoktu. Biz halkımıza önce şunu vaat ettik. Dedik ki size çok güzel bir sahil bandı yapacağız. Burada restoranları olacak, kafeleri olacak, oyun grupları olacak. İnsanlarımızın gelip temiz bir hava alabileceği gece ve gündüz parklarınız olacak dedik. Ki bu 5 kilometre uzunluğundaki bir mesafeydi. Tabii o anda halkımızın bazıları inandı, bazıları inanmadı. Yani ütopik gördü. Halbuki aslında ütopik olan hiçbir şey yoktu. Yeter ki sen projeni yap, artık inan. Gerisi kendiliğinden gelirdi. Nitekim kısmet oldu, kazandık. Halkımıza vermiş olduğumuz o en büyük projeyi başardık. Yaptık, halkımızın hizmetine sunduk. Yukarı mahalle dediğimiz kenar mahallelerimizde insanlar, kadınlar, kızlarımız kovalarla evlerine su taşımak mecburiyetinde kalıyordu. Tanklar su götürüyor, insanlar evlerine öyle su birikimi yapıyordu. Buna son vereceğiz dedik. Allah'a şükür onu da yaptık. Bugün şehrimiz su yönünden hiçbir sıkıntı yaşamayan bir şehir haline geldi. Yine yeşil alanlarımız eksikti, yeşil alanlarımızı çoğalttık. Bu arada çok güzel kalemiz vardı ama bakıma ihtiyacı vardı. Turizm Bakanlığı'ndan yapmış olduğumuz Kültür Bakanlığı'ndan girişimler sonucu kalenin büyük bir kısmı onarıldı. Kalan kısmı bu dönem onarılacak. Yine bununla beraber işsizlik çoktu bizde. Dedik ki fabrikalar kuracağız. Allah'a şükür şehir merkezinde 3 tane tekstil fabrikası mevcut ve her birinde 200'e yakın insan yaşıyor. 600 tane insanın istihdam kaynağı oldu. Ve tabii bunun ekonomik yönden şehre getirisi çok oldu. Yine organize sanayiyi canlandıracağız, yapacağız dedik. Organize sanayimizi hayata geçirdik. İhalesi yapıldı. İnşallah bu dönemde oralar bitecek. Çok büyük firmalar gelip organize sanayiden yer aldılar. Yine Birecik'te çok değişik şeyleri biz öncülüğünü yapmamız gerekiyordu. Şehri karizmatik yapmak için. Bugün neydi projemizin en önemli kısmı? Çok güzel bir teleferik yapmak Fırat'ın üstünden karşıya geçmek için. Efendime söyleyeyim, yine yayalar için yaya köprüsü Fırat'ın üzerinden. Bu projelerimiz ikinci dönem için söz konusuydu. Yine butik otellerimiz olacak. Fırat'a bakan kayaların içerisinde oyulmuş mağaralarımız var. Onları butik otel şeklinde dönüştüreceğiz. Yine Birecik'te en büyük eksiklik turizmin altyapısını oluşturduk. Ama turizmin canlanabilmesi için, bir şehre para bırakabilmesi için, gelir sağlayabilmen için yatılı olması lazım. Biz bunun için karşıda bulunan 57 dönümlük bir arazimizin turizmi açmak için yap işlet devret modeli 5 yıldızlı bir otel olarak
tasarladık, projemizi hazırladık. Bizden önceki dönemde orası kireye verildiği için mahkemeye haliyle hukuki yönden tahliye davası açtık. İki aşamalıydı. Büyük bir alanın kısmının tahliyesine karar verildi. Fakat lokantanın yapıldığı işletmenin sunulduğu yerde henüz mahkeme bitmedi. Dava biterse orayı da en kısa zamanda büyük otel zincirlerinden biriyle de ön anlaşmamız var. Onlar gelip burada kendileri yapacak, işletecek. 50 yıl gibi bir süre, 49 yıl gibi bir süre sonucu da onanın mülkiyetiyle beraber Bilecik Belediyesi'ne devredecekler ve dolayısıyla turizm canlanacak. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.